var şekerim. Aha. Senin soğanın. Benim bulgura ihtiyacım olacak Nursel'cim. Hemen veriyorum sana. 2 su bardağı bulgura ihtiyacım olacak. Al bakalım. Aman bunu ucuk kırılmış. Kaça böleyim bunları? Onları önce şey yap, tırtıklarını İki, yapalım. Üç. Daha sonra Hı-hı. böleceğiz. Tamam. Katıklı dolma, 1 kilo kabak. İç harcı için 2 su bardağı ince bulgur, 1 adet kuru soğan, 250 gram dana kıyma, 2 yemek kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı kuru reyhan, 1 su bardağı sıcak su, karabiber, pul biber, tuz. Sunumu için süzme yoğurt, pul biber. Burada ben başladım var. Bile. Tamam biraz hayatım. Hızlanalım diye. Burada kıymamız var. Ay, salçamızı da alalım. Katıklı dolmada benim için yani katıklı dolma deyince aklıma direkt reyhan geliyor. En sevdiğim kısmı orası oluyor. Kaça bölelim bunları? Bol reyhan yapacaksın. Hazımcığım. Şöyle bak ben. Sen nerelisin? Kars'tayız aslen. Ama yıllardır İstanbul'da yaşıyoruz. Aslında çok iyi bilir. En iyi bildiği bölüm mutfak. Şöyle. Ha? Şöyle. Evet aynen öyle. Gördün nasıl gidiyorum? Yok böyle, şöyle bir biraz parmak daha olması olabilir. Lazım. İki parmak gösterdi şu şekilde. Şöyle mi? Evet, aynen öyle. Bir yandan içini yapıyoruz, bir yandan da kabaklarımızı hallediyoruz. Bak şurada da bir tırtığım daha var. Bununla da benim. Ben bunu da çok severim. Nasıl rahat gelirse. Yeter Safiye tamam. Yandık. Bu Safiye yandık. Gerçekten bayağı keskin. Ver. Şöyle içini alalım. Bu kıyma burada 400 gram bence 250 gram falan sana yetecektir. Yarısını mı alayım? Yarısından fazla alayım o zaman şöyle. Tamam. 250 gram kıyma, 250 gram bir tane soğan, ince bulgur. Şimdi şu malzemeyi birleştirelim de şu isteme törenine geleceğim. Efsane. 2 su bardağı köftelik bulgurumuzu ilave edelim. Hiç ıslamıyorsun. Yok, soğanın etin suyuyla olacak. İki. Bu yemeğin özelliği ne biliyor musun Nursel'cim? Olmazsa olmazı reyhanımız. Aynen. Onu bolca koyalım. Nasıl seversiniz bol koyayım mı? Yani aşırı bol koy. Zaten öyle olması seviyorsun, lazım değil mi? Gözükmesi lazım. Aynen öyle. Çarını çöpünü böyle içine kaçırmadan, yani daha doğrusu çöpü değil bu aslında, taze olsa kullanılabilir otları. Tabii ki. Onları ayırarak böyle bayağı 2-3 avuç reyhan koymanız gerekiyor. O en güzel özelliği bu. Hangi yöreye ait bu aslında? Ya bu birçok yörede yapılır var. Aslında. Yani Bitlis diye biliyorum ben. Güneydoğu daha çok. Ben de Bitlis'te en güzelini yedim. Gerçekten de hani Bitlisliler çok güzel yapıyor ama dediğin gibi birçok yörede de var. Var evet. Neden böyle sizin istemeniz şeye geçmiş? 5 kere mi gidip gelinmiş? 4 kere. Hadi anlatın. Anlatalım. Artık dinleyelim ne olduğunu. Şimdi büyüklerimiz anlaşamadı bir türlü. Ne ama benim, mesela siz orada mısınız o anda? Anlaşamadıkları konu ne? Biz anlaştık, biz görüştük, bizde sıkıntı yok. Biz anlaştık, tamam. Ama benim annem, babam, tabii ben en küçüğüyüm. Benim daha rahat bir hayat sürmemi istiyorlar. Onların bazı şartları var. Bizim şartlarımız karşı tarafa uymuyor. Mesela, hani çok özel mesela biz özellikle aileyle birlik. Şimdi bu hoca tarafı. Özellikle tamam. Aileyle birlik ne oturmasını oldu? Istedik. Ne oldu? Yaşatın. Karşı tarafta dedi ki olmaz, bizim kızımız kesinlikle bir oturamaz dedi. Bu yüzden ne? Olmadı. Ne? Beraber yaşamak evet, istediniz siz ama mi? Ama aynı ev içerisinde değil. Bizim aile apartmanı. Onlar beri sadece üst katında oturacak, kaynana da alt katında oturacak. Siz öyle istediniz. Evet. Siz ne istiyorsunuz? Benim annem, benim kızım ayrı otursun, rahat otursun. Başka diyor. Yani. Biraz evet. Kaynanızın uzak olsun. Evet. Uzak olsun. Böyle olunca da mantıklı yani. Öyle olunca da bizi uymuyordu. Ben sonra ne olur şimdi? İlk ayrılık böyle olmuş. Sonra her defasında kim anlatıyor? Safiyeciğim sen devam evet. et. Bizimkileri uyumadı tabii. Biz gittiğimiz gibi geri döndük. Şimdi kaynana dedi ki yani, ben gelini dizimin dibinde isterim. Kesinlikle. Bir kontrol etmem lazım. Her gün bakayım kaçta kalkıyor, kaçta yani yatıyor ben, bakmam lazım. Bir de bir tek kaynana değil, kaynananın da kaynanası var. Yani of, rahmetli annem. Of. Özellikle o çok evet, diretti öyle bu konuda. Yani kesinlikle sadece kayınvalide, kayınpeder değil yani. Onun daha büyük üst komutanları vardı o yüzden. Herkes sinirlenerek ayrılmış. Sonra annem gerçekten tam bir komutandı. Asla dedi ve çıktık oradan.
Birkaç defa olur gibi dediler, sonra gittik bir daha olmadı. En sonunda herhalde 4 veya 5. sefer kabul ettiler. Her seferinde aynı noktadan aile ayrıldı mı? Evet, yani hep onu sebepten dolayı birbirimizden ayrıldık tekrar. En sonuncu defa artık kabul ettiler. Onlar kabul ettiler. Alt yüzlü mü? Ama şu şekilde. Biz eşimle her defasında, şimdi biz görüştüğümüz için bize göre sıkıntı yok, sorun yok. Onlar biz, için sorun yok tamam, zaten. Tamam, biz sıkıntı yok yani, olabilir. Diğer baharatlarımızı ekleyelim mi? Ekleyelim. Konuyu öyle devam edelim. Çok heyecanlı. Top kimde kaldı merak ediyorum. En son yine gittiklerinde ben artık bu sefer gerçekten çok üzülmüştüm Nursel'cim. Gerçekten çok üzülmüştüm. Ben günlerce ne? Tamam. Hayır öyle değil. Ben artık onunla görüşemeyeceğim. Herhalde artık bitti, olmayacak gibi. Bu arada her görüşmede tabii çift birbirini daha da görüyor ve evet, daha da aşık aynen oluyor. Öyle daha gerçekten. Da beğeniyor. Yani her defasında biz bir umutla bir araya geliyoruz. Olacak bu sefer. Hani bir araya geleceğiz. Ve yine hüsran sonuç. Hani yeğenim de sevilmeyecek gibi değil o yüzden. Bak senden de iyi kaynana olur ha. Annemden kaptım bir şeyler galiba. Sen erkek var mı sende? Var. Erkek çocuğu. İki oğlum var. Annemden kaptım. Çok mu sertten? Annem sertti. Yani tam otoriter bir. Otoriter ya, aslında biriydi. Şey tam ne kadar evliliğin boyunca tanıma şerefine nail oldun? Çok yani kaç sene beraber? Hep, 6 sene. Yani, 6 sene, yaklaşık 6 sene aynı apartmanda oturduk. Peki gerçekten de karışıyor muydu? Hayır, çok iyi bir insandı. Boşuna sadece o kadar uğraşmış mıydı? Çok akıllı bir kadındı. Gerçekten çok akıllı, çok saygın bir kadındı. Çevresi tarafından sadece öyle biliniyor. Yani çok böyle dediğim hani, dedik. Dediğim dedik. Aslında öyle değil. Yeri gelince öyle de olduğu zamanlar oldu ama genelde çok tatlı dili, çok iyi bir kadın. Çok akıllı bir kadın. Ya şimdi tabii uzaktan herkese konuşmak çok kolay geliyor da ben her zaman şunu savunuyorum. Yıllardır beni tanıyorsunuz. Ben bunu böyle yalandan söylemiyorum. Bunu kanıtlamış biriyim de. Ben de kayınvalidemle birlikte yaşadım. Biliyor musunuz bilmiyorum. 5 yıl birlikte yaşadım. Ben de inanılmaz bir büyük özlemi var. Yani evin içindeki annelere bayılıyorum ben. Çünkü inanılmaz bir tecrübe var orada. Büyük de varsın. Mesela çocuk doğurdum ben. İyi ki yanımdaymış ya. O kadar böyle ateşlendiğinde, işte ne yemek yedirmem gerektiğinde, başıma bir şey geldiğinde hep böyle Naideciğimin gözünün içine bakardım. Ha çok sertti, çok huysuzdu, bana yemek yapardım beğenmezdi. Hayat ama onu çok sevdi. Evet. İşte yani kayınvalide deyince o olması lazım. Yani öyle oluyor. Çok kızardım, çok üzülürdüm. Kaç gece ağlamışımdır belli değil ama evin içinde büyük başka oluyor. Yani ben o yüzden çok değer veriyorum kayınvalidelere. Buradan karşılıklı sevgi ve saygıya dayanıyor bence gelin kaynana işi. Küçük de çok iş bitiyor. Büyük zaten o saygıyı, hürmeti görünce çekiliyor. Yani çok kötü biri olması lazım aksi davranması evet, için. Hepsi latife yoksa konuştuklarımızın. Bence de iyi ki yakın oturmuşsun. Kim bilir gerçekten neler öğrendin ondan. Gerçekten çok güzel kolaylıkları var. Şimdi uzak. Yani yine kazanan onlar oldu. Şimdi yemeğe dönersek sen burada çok güzel demek isterdim ama şimdi ben de onu gömeyim böyle kalın kalın. Kimi, biraz içi bol olsun kime diye kalın şey yaptım. Böyle baksana. Uygun. Halısına kıyamıyor o yüzden. Böyle eşit hepsi, olması hepsi lazım. Hepsi eşit. Fena değilmiş evet. Kıyamam ben ona yine. Tamam. Güzel. İç harçlarını böyle mi koyuyorduk? Tencerenin dibine dizelim onlar ziyan olmasın. Evet böyle hatta küçültebiliriz de. Küçültelim düz olsun. Hani şöyle bunlar en zevkli kısmı oluyor yerken. Hem ziyan olmamış oluyor. Sen iç harcını yaptın öyle evet, gözüküyor. Bir de bize öyle doldurma şeklini gösterirsen. Tamam. Nursel'cim geri kalan kıymayı da bence ilave edelim. Biraz az geldi koy gözüme. Koy aşkım hemen orada duruyor. Doldurabiliyoruz herhalde doldurdum. Şekerim bir göster bize. Aslında benim bildiğim. Ben de sonra çok biliyor Nursel diyorsunuz ama daha da oymak gerekiyor. Şöyle hani incecik olması gerekiyor. O zaman şunu oyarsak daha iyi sonuç alırız. Şöyle ne kadar iç harcını alırsanız o kadar iç alıyor ve çok şık duruyor. Hani böyle çok gözükmesi lazım o doldurduğun harcın. Şöyle şöyle. Evet işte bu kadar suyunu ekliyoruz ve pişiriyoruz.
Safiye, senin kaç çocuğun var? Benim 3 çocuğum var. 2 oğlum, 1 de kızım. Senin de 3 çocuğun var değil evet. mi? Evet, 3 oğlum var. Şimdi sabah Mustafa makyaj yapıyor bana. Ayça da bana senin 3 çocuğun olduğunu söyledi. Mustafa böyle yapıyor, benim makyajımı yapar. Ne? 3 mü? 30 yaşındasın. Evet, ne ara diyor, sığdırmış diyor yani. Gerçekten 3 çocuğu inanamadık. Sabah tamam, böyle. Evliyim. Allah bağışlasın. Senin de 3, senin de 3 çocuğun var. Ne güzel ya, sizin kocaman kalabalık bir aileniz var. Biz benim en sevdiğim. Bayağı çok kalabalığız. Yani çok kalabalık, bildiğiniz gibi değil. Şey olmuş ya, o istemede sen Azim'e söylüyorsun ya. Gel gel bitmiyor hani. Evet hani araba geliyor, içinden inin bitmiyor, inin bitmiyor. O normal kalabalık. O kadar kalabalık geldiler yani. Peki ben şimdi sen öyle anlatınca şunu düşündüm. Ne yedirdiniz o kadar kişiye? Yani zaten bizim eve hep misafir gelen bir eviz yani babamın evi. O yüzden o durumlara hazırlıklıyız. Ama görücü başka değiliz. Böyle bir ihtişam gerekiyor ya. Sonra laf söylerim. Yok yok, o konuda sıkıntı yoktu zaten. Azmi oldum olası yemek yapmayı çok seviyordu. Benim yanımda böyle büyük bir kadro vardı, yengeleri vardı. Onlar da tabii ki ben ön plandaydım. Sevdiğim kişiye sevdiğim şeyleri yapıyordum. O zaman öyle. İçli köfte falan vardı. Şöyle bir şey de vardı hatırlıyorum. Evet, kabak dolması vardı, evet. Yine aynı şekilde. Güzel anılar. Peki, teşekkür ediyorum.